Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. mektup, 1. kısım, 2. risale olan 2. kısım Ramazan-ı Şerif'e dairdir. 1. kısmın ahirinde şair-i İslamiye'den bir nebze bahsedildiğinden şairin içinde en parlak ve muhteşem olan Ramazan-ı Şerif'e dair olan bu ikinci kısımda bir kısım hikmetleri zikredilecektir. Bu ikinci kısım Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti beyan eden 9 nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyyinâtin minel hüdâ vel fürgân. Sadakallahu lazim. Birinci nükte Ramazan-ı Şerif'teki savun, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair-i İslamiye'nin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat içtimaiyesine, hem hayat-ı şahsiyesine, hem nefsin terbiyesine, hem niyam-ı ilahiyenin şükrüne baktığı hikmetleri var. Bakar hikmetleri, evet. Şimdi... Evet. Hem niyam-ı ilahiyenin şükrüne bakar, bakın yani hikmetleri onlar var. Evet, şimdi bu girişime bakalım, sonra devam edeceğiz. Şimdi bu ders dedim ki Ramazan-ı Şerif'in hikmetlerinden bahsedecek. 9 madde halinde Ramazan hikmetlerinden bahsedecek. Yani bu risale her okunduğunda söyleniyor. Yani ibadetlerin illeti Cenab-ı Hakk'ın emridir. Hikmetleri başka. Şimdi Ramazan orucunda çok hikmetleri var. Ama illeti Cenab-ı Hak emretmiş. Ramazan ayında bu oruç tutulacak değil mi? Evet. Şimdi Ramazan dışında 10 ay oruç tutsak Ramazan orucu tutmuş olmuyoruz değil mi? Evet. Niye? Çünkü hikmet 9 kat tahakkuk ediyor ama illet olmayınca oruç, Ramazan orucu olmuyor. Nafile oruç oluyor. Yahut Ramazan içerisinde işte güneş doğunca oruca başlasak, yatsıdan 2 saat sonraya kadar aç dursak oruç olmuyor değil mi? Niye? Hikmet yine var ama illet olmadığı için ibadet olmuyor. Onun için üstadımız da özellikle bu hem üstlerinde alt paragrafta hikmet kelimesine vurgu yaptı. Yani ibadetlerin hikmeti, illeti, emir-i ilahidir, hikmetleri çoktur. Şimdi bu derste 9 hikmet ana hatlarıyla beyan edecek inşallah. Tek tek okuyacağız, evet. Birinden başlayalım. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofra-i nimet suretinde halk ettiği ve bütün envai nimeti o sofrada min haysu la yehtesib bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle kemal-i rububiyetini ve rahmaniyet ve rahimiyetini o vaziyetle ifade ediyor. Şimdi demek ki birinci hikmeti Ramazan'ın Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakıyor. Rububiyet deyince malumunuz rububiyet terbiye etmek demek yani. Terbiye etmek. Terbiye ederek kademeli olarak bir kemal noktaya getirmek. Rububiyetin kısa tarifi bu. Şimdi buradaki rububiyeti nasıl anlayacağız? İşte toprak karın doyurur mu? Doyurmaz. Doyurmaz. Sade su içse karın doyurur mu? Doyurmaz. Sade güneşte dursak, doyurmaz. Sade nefes alsak. Cenab-ı Hak hiç karın doyurmuyor bu 4 maddeyi ana hatlarıyla. Bir araya getiriyor, rızık yapıyor. Yani. Terbiye ediyor. Yani. Değil mi? O zaman diyoruz, karnımız doyuyor. Yani. Daha geniş manada kainatı Cenab-ı Hak terbiye edip rızık yapıyor. Kainatı. Bütün alemlerle alakası var rızkımızın.
Ama şu dört ana unsur daha rahat göründüğü için onları söylemiş olduk. Rububiyetten bakan ciheti bu. Demek ki insan sofrada oturdu mu bakacak sofrasına zeytin var. Cenab-ı Hak zeytin ağacını terbiye etmiş. Topraktan, sudan, havadan zeytin yapmış, ben yiyorum. Peynire bakacak, Cenab-ı Hak işte koyunları terbiye etmiş. Efendim söyleyeyim, ottan süt yapmışlar. Biz de o sütten peynir yapmışız, yiyoruz şu anda. Hangi yemek varsa, o manada baktık mı, demek Ramazan'ın, ama sahir zamanında da akla gelmeyebiliyor bu terbiye. Değil mi? Ama Ramazan'da hemen ağzına çarpıyor Cenab-ı Hak rububiyeti. Evet, evet, birinci hikmeti bu. Cenab-ı Hak Minhac-ül Ayetesi, ben hesapsız bir surette enva nimetini, nimetlerin çok çeşitlerini bu küre arz sofrasında ne yapıyor? Diziyor. Böyle kemal rubiyetini ve rahmaniyet ve rahmiyetini gösteriyor, ifade ediyor. Evet. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetini ifade ettiği hakikati tam göremiyor, bazen unutuyor. Ya gaflet ediyor, iştir, meşgaledir, dedikodudur, adam sofraya oturuyor, yine problemlerle kafası meşgul. Hani eski zaman değil, eski zamanda bir adamsa da köydeki iki problemle ilgisi varmış. Şimdi radyo, televizyon, internet, bütün dünya önümüzde. Değil mi? Bir de içtimai problemler, haksızlıklar, şunlar bunlar. Bunları gaflet veriyor insana. Yemeği nasıl yediğini de bilmeyebiliyor adam. Değil mi? İşte gaflet bu. Esbab da sebeplere vermek yani. Rızkını sebeplerden bilmek yani. Cenab-ı Hakk'ı düşünmeden. Esbab deyince birinci akla gelen işte nimetleri topraktan, sudan yahut meyveleri ağaçtan bilmek. İkinci akla gelen de daha çok peki bu kastediliyor. Nimetleri efendim söyleyeyim, diğer insanlardan bilmek. Onun da sebep ya. Devletten bilmek yahut işçiysek patronundan bilmek. Değil mi? İşverenden bilmek. Onlar da esbab oluyor. Ha. Evet. Birçok insanlar ya gafletle ya da esbaba fazla tesir vererek nimetlerin şükrünü eda edemeyebiliyorlar. Evet. Evet. Ramazan-ı Şerif'te ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette akşama yakın buyurunuz emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârâne göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüs'atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. İntizamlı. Yani. Dakika dakika değil mi? Evet. Şimdi Erzurum'da efendim, iftar oluyor. Erzurumlar buyurun demiş oluyor değil mi? Evet. Buyurunuz emri ilahisini almış oluyorlar. Az önce yiyemiyorlar çünkü nimetler onların değil. Evet. Nimetler Allah'ın ihsanı. Kendileri misafir. Emir geldi yediler. Evet. Erzincan bekliyor. Evet. 5 dakika sonra Erzincan yiyor. Yarım saat sonra Ankara yiyor. 1 saat sonra 50 dakika sonra İstanbul. Atlıyorum. Evet. Ve dakika dakika baksak böyle evet. Ve saf saf olmuşlar. Emir gelen yiyor. Emir gelen yiyor. Muazzam bir tavr-ı ubudiyetkârâne diyor. Gösteriyorlar. Namazlarımızın herkes vaktinde kılsa aynı zamanda namazda da olacak. Evet. Ama namazda önüne namazını bazen Sivas'ta kılıyoruz, bazen İstanbul'da kılıyoruz. Bazen daha ileri. Ama oruçta ihmal yok yani. Dakikasına hemen namaz gibi değil. Herkes dakikasında başlıyor, orucunu açıyor. Ve bu manzara rahat sergilenebiliyor yani. Maşallah. Emir gelen yiyor, emir gelen yiyor. Evet. İkinci nükte, Ramazan-ı Mübarek'in savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişah matbahından bir tablacının getirdiği tahamlar bir fiyat ister. Ne güzel misaldir, evet. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahat olduğu gibi aptallık olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş
ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Ne güzel. Şimdi harika bir misal. Paşam matbaandan, matbaa, şimdi bugün mutfak diyoruz ya, evet, matbaandan efendim söyleyeyim, bir hizmetçi bize yemek getiriyor. Biz de yemek yedik hizmetçiye bahşiş veriyoruz. Niye? Çünkü bir zahmet etti. Ta mutfaktan buraya kadar getirdiği yemeği önüme koydu. Değil mi? Buna bir bahşiş gerekir ise, o nimetleri gönderen, asıl sahibi olan padişahın misafirisek mesela, ona illa şükür lazım da. Teşekkür lazım. Evet, teşekkür lazım, evet. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın matbaa kainatın tümü. En azından güneş sistemi. Daha en azından güneş, dünya, yer, hava, su, toprak, değil mi? Evet, bunlardan güneş sistemi. Evet. Burada dokunuyor bizim rızıklarımız. Bu mutfakta pişiyor. Evet. Değil mi? Elma yarıp rahat yiyoruz. Pişmiş değil mi? Evet. Pişmiş. Hani bütün meyveleri rahat yiyoruz. Bazılarını meyve olmayanlar pişiriyoruz bazılarını. Bazılarını direkt yiyebiliyoruz. Matbakta pişmiş de bunlar. Element iken elma olmuşlar. Element iken salatalık olmuşlar. Element iken işte ne olmuşlar? Süt olmuşlar. Ha şimdi bu mutfakta biz rızıklanınca üstad buyuruyor. Hizmetçiye bahşiş vermeyi vicdanımız, aklımız emrettiği gibi mutfağın gerçek sahibine, kainatın gerçek sahibine şükretmeyi de yine hem vicdanımız hem aklımız, kalbimiz emrediyor. Değil mi? Ha. Zaten Kur'an da emrediyor. Vicdanın emriyle Kur'an'ın emri birleşiyor. Amen. Biz de ne yapıyoruz? Nimetleri yiyince şükrediyoruz Cenab-ı Hak. Evet. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı. Zahiri esbabı işte ağaçla diyelim. Ashabı da diyelim işte işverenimiz ya devletimiz, değil mi? Evet. Ashab deyince sahipler. Ya kime misafir olmuşsak, misafirhane sahibi ashab. Esbab işte toprak, su, ağaçlar vesaire, evet. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı tablacı hükmündedir. İkisi de tablacı hükmündedir. Hı. Ağaçlar da tablacı. Hı. Misafir gittiğimiz evin sahibi de tablacı. Nimeti yapan ne ağaç ne ev sahibi, evet. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Ha, teşekkür ediyoruz. Ha. Onlara minnettar oluyoruz. Hı. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Müstahak olmadıkları için. Evet. Sanki nimeti o veriyormuş gibi. Değil mi? Aşırı bazen gidebiliyoruz yani. Evet. Mesela bu şeyde daha rahat görünüyor hastalıklarda. Doktora teşekkür edeceğiz elbette, değil mi? Evet. Sıhhate kavuşmamıza vesile olmuş. Evet. Bazen o kadar aşırı gidiliyor ki sanki şifayı o vermiş gibi. Allah. Müstahak olmadıkları şekilde hürmet vermek ya. O yanlış ölçü, hakim isminin gereği ölçülü gitmek. Teşekkür etmemek de nankörlük, aşırı gitmek de Cenab-ı Hakk'ın rahmetini unutup sebeplere aşırı ehemmiyet vermek de dalalete götürür insanı. Sapık bir düşüncedir. Orta yol nedir? Nimeti yiyeceğiz. O zahiri esbabı istersen dua et diyoruz da, değil mi? O nimet onunla size gönderildi. Nimete vesile olana da dua edeceğiz. Evet. Güzel. Allah razı olsun. Halbuki münim-i hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Hadsiz derecede. Evet. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. İşte şükür bu işte. Bir de o kez oluyor da. Bizim daha sonra ifademiz şükrün ifadesi oluyor. Evet. Değil mi? İnsan diyelim bir harika bir sanat eserine bakar, kalbinde bir hayret eder, aklıyla takdir eder. Evet. Değil mi? Sonra diline de bunu ifade eder. Ne, evet. Adam ne güzel eser yapmış hani. Bu son maddedir yani. Son safhadır. Birinci safha kalben sevmek, aklın hayret etmek, aklın hayret etmek, hayran olmak. Ha. Sonra dil bunu ifade ediyor. Şimdi şükür elhamdülillah diyeceğimiz neticedir yani. Değil mi? Meyvedir. Bunu doğuran sebepler ne? Ağacı ne? Şimdi ağacı bir de okuyalım. Evet. Halbuki? Evet.
İşte. Evet. Son cümle işte. İşte ona evet. Teşekkür etmek. Yani şükretmek nasıl olur? Bir anne bakacağız. Evet. Nasıl olur? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. İşte bu bir şükür manevidir işte. Evet. Bu bir şükürdür yani. Nimetler doğrudan Allah'tan bilmek bir şükürdür yani. Sonra? O nimetlerin kıymetini takdir etmek. Bir de nimetlere değer vermek yani. Evet. Rastgele yememek yani. Koca kainat çalışmış, önüme domates gelmiş. Değil mi? Kıymetini takdir etmek. Ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek. Bir de ben buna muhtacım. Benim bu ihtiyacımı ne toprak bilir, ne ağaç bilir, ne kainat bilir. Ya. İşte bunu düşünmek şükrün şeyi, manevi şükür. Elhamdülillah demek de bunun tezahürü oluyor. Evet. Tezahürü. Maşallah. Evet. Allah razı olsun. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis, azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Tabii aç değilse, zenginse. Evet. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki derece-i nimeti anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetdar bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. İftar vaktinde acıkıyor ya, evet. Ekmeğin tadını iyi alıyor. Evet. Tok adam ekmek yiyorsan tadını tam almaz. Evet. İftar vaktinde ekmeği yedi mi? Allah Allah. Az önce arz ettim ya, toprak yiyilmez ama ekmek yiyiliyor. Evet. O da oradan yapılıyor. Evet. Değil mi? Suyla karın doymaz ama o da su, toprağı, suyu ilahir terbiye ediyor, o ekmeği yapıyor. Evet. Değil mi? İçine de bir lezzet koyuyor. Bir de bir açlık veriyor o lezzeti hissetmemiz için. Evet. Yedik mi, fustan bir fakir olsa, evet. İftar vaktinde o nimeti çok güzel takdir eder. Evet. Evet. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Ne güzel. Padişah o başta, veziri burada, işte hizmetçi öte başta. Hepsi muhtaç. Hepsi muhtaç. Evet. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle. Men edilmesi, yemekten memnuniyeti, yasaklanması, men edilmesi cihetiyle. O nimetler benim mülküm değil. Değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. İşte bunu padişah da anlar, fakir de anlar. Evet. Evet. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. Başkasının malı ki. Değil mi? Evet. Bismillah ile başlıyoruz değil mi? Evet. Allah'ın adıyla başlıyoruz. İşte başkası kim? Allah. Evet. Bismillah ile başlamamız, ondan önce yeme işimiz gösterir ki ben bunda hür değilim. Benim değil bu mülk. Evet. Değil mi? Ya kimin? Bismillah diye başladın mı onu ikrar ediyoruz ki bu Allah'ın nimeti. Ben de onun kuluyum. Onun adıyla başlıyorum. Evet. Dedi mi? Mesele tamamlanıyor, evet. Evet. Hı. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçiyor. Hakiki insan vazifesi bu yani, tabii. Hı. Tabii, hakiki deyince her insan bir vazifesi var hani. Tanışmalarda sorun, sen ne iş yapıyorsun? İşte falanede memurum, sen ne yapıyorsun? Ben ticaretçiyim, sen ne yapıyorsun? Falan. Peki bu üçümüz de dünyaya gelmeden evvel, efendim söyleyeyim, ne iş görüyorsunuz? Hiç. Değil mi? Dünyaya geldiniz, bu işler yapıyorsunuz, üçünüz de öleceksiniz. Öldükleriniz, sonra ne iş yapacaksınız? Yine bu. Demek bu aradaki işler bir meşgale yani. Biz bunun için dünyaya gelmedik. Ne tüccar olmak için dünyaya geldik, ne amir olmak için dünyaya geldik. Değil mi? Yani buraya geç gayemiz başka olması lazım. Değil mi? Çünkü niye başka olması lazım? Çünkü dünyadan sonra bir alem var, ahiret alem var.
Dünya ahiretin tarlası, dünya gelişimiz oray için. Buray için değil. Oray için. Oray için ne yapıyorsak onları ölümümüzle efendim tamamlamış oluyoruz. Götüreceğimiz malları tabiri caizse yüklemiş oluyoruz arabaya. Değil mi? Öylece toprağa giriyoruz. Ondan sonra yeni bir alem başlıyor. Yaptıklarımızın mükafatını göreceğimiz yeni bir aleme gidiyoruz. Yani hakiki vazifemizin ne olduğunu unutabiliyoruz yani. Dünyevi vazifelerden, dünyevi meşgallerden. Oruç vaktinde, iftar vaktinde hatırlıyoruz ki ben Allah'ın kuluyum, nimetler Allah'ın nimeti. O emretmeden ben yiyemem, içemem. O halde ben kul olarak yaşamam lazım diye iftar saatinde hatırladığı bu manayı günlük hayatında devam ettirir. Kul olarak yaşar. Kul olarak yaşar. Evet. Helal dairesini yaşar. Helal dairesini yaşar da ne olursa ne olur. Evet. Padişah da olmak caiz. Evet. Değil mi? Evet. Hizmetçi de olmak caiz. Yeter ki kul olmanın şuurunda olalım. Dünyayı ahiret tarlası bilelim. Gerçi ileride gelecek de bu ayrıca. İftar vaktinde bu daha tam hissediliyor yani. Hakkı vazifemizin şükür olduğu, ibadet olduğu iftarda daha iyi anlaşılır diyor. Evet. Evet. Sen de okuyalım. Üçüncü nükte. Oruç, hayat içtimaiye insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki... 9 hikmetten ikisini okuduk. Üçüncüsü de içtimai, toplum hayatımıza orucun bakan ciheti var. Bakalım neymiş, evet. İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Geçimleri muhteliftir. Gelirleri, kaynakları muhteliftir, evet. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen... zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hikmeti işte, şimdi bütün insanlar zengin olsaydı, her faraz hayal olmaz da, hayal. Evet. Hayalin bütün insanlar zengin. Evet. Ne fırıncı bulabilirsin ki ekmek yapsın, ne kondolacı bulabilirsin ki ayakkabı yapsın, ne terzi bulabilirsin ki elbise yapsın. Hepsi zengin çünkü. Evet. Kaldı ortada. Evet. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. İnsanı maişet cihetiyle muhtelif yaratmış. Ta ki iş bölümü yapsınlar. Efendim, birbirleriyle tanışsınlar, görüşsünler. O zaman kimse görüşmezdi de insan kimse. Değil mi? Görüşsünler, tanışsınlar, beraber hareket etsinler. Bir de içtimai hayat içerisinde imtihan olsunlar. İmtihan olsunlar, değil mi? Zenginse kibirden, gururdan imtihan oluyor. Merhametten imtihan oluyor. Zekat vermekten imtihan oluyor. Fakirse sabırdan, şükürden imtihan oluyor. Kıskanmamaktan, haset etmemekten imtihan oluyor. Haset etmeyen, şükreden zengin de cennete gidiyor. Efendim, gurura kapılmayıp zekatını, sadakasını muntazam veren zengin de cennete gidiyor. Orada bir yere gelecekler, zenginlik ve fakirlikle dünyada kalacak. Orada kimse ne zengin ne fakir. Herkes ameli kadar zengin, değil mi? Ameli kadar zengin, ameli kadar imanın nispetinde istifade edecek o alemden. Hepsi bu dünyada kısa bir hayatta, bu da lazım yani. Arzettin az önce, başka türlü içtimai hayat olmaz. İmtihanın icabı, böyle yaratmış Cenab-ı Hak. İnsanların maişet cihetini muhtelif yaratmış, evet. 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 Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın, acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkata ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. İnsaniyet. Bu insaniyetin icabı. İnsaniyetin icabı yani. Hem cinsine şefkat etmek, insanlığın icabı yani. Değil mi? Cenab-ı Hak akıl vermiş bize, değil mi? Vicdan vermiş, kalp vermiş. Bunlar gerektiriyor. Başka insanlara da yardımcı olalım diye. Vicdanımızın emri tuttuğumuz zaman Cenab-ı Hak ayrıca bize fazladan sevap veriyor bize, değil mi? Elhamdülillah. Sevap oluyor. Ahirete bir sermaye göndermiş oluyoruz. Hani bazen latife ama hakikat yani söylüyoruz sohbetlerde. Mesela iki çocuk düşünün mesela, değil mi? Birine bir çikolata verdin.
O da tek çocuğa yarısını kırıp verirse. Ne kadar seversin değil mi o çocuğu? Ya bak ben bir çikolata ikiye bildi. Diğer çocuğa verdi. Peki yese ne olur, yermese? İki de bir dakika fazla zevk almış olur dili. Ama sizin şeyinizi kaybeder. Teveccühünüzü, muhabbetinizi kaybeder. Değil mi? Şimdi insanlar da muhtaçlara verdiler mi? Cenab-ı Hak rahmetini celbediyorlar. Vermediler mi nefisleri biraz daha fazla doyuyor. Ama çok şey kaybediyorlar. Çok şey kaybediyorlar. Yani bazen misal biraz da değiştiriyoruz. Diyelim işte bir efendim tavuğa bir şey verseniz o da asla öteki tavuğa verirse. Olmaz da. Olsa ne kadar hoşumuza gider değil mi? O tavuğu zor kesersiniz herhalde. O şefkatli tavuk. Evet. İnsaniyetin icabı bu yani. İnsanlığı. Hayvanla da yok bu. Hayvanla çok kısa bir süre. Yavrusu uçuruncaya kadar bir şefkat ediyor. Büyüdüm, uçacak hale geldim yavrusu. Buraya ya seni ya benim diyorlar. İkisine birine kalıyor. Diğeri kendi işine bakıyor. Evet. Evet. İnsanlığın icabında demek ki şefkat. Hem cinsine merhamet, şefkat. Evet. 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 Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkatle mükelleftir. Evet. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Açlığı hissetmiyor ya. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatuhu.